Hakimiyet öyle bir şeydir ki ya tamamen ancak Allah'a ait olabilir ya da Allah'a ait hakimiyeti azıcık da bölüp birazını kendinize aldınız mı o hakimiyet Allah'ın hakimiyeti olmaktan kesinlikle çıkar. Bu tıpkı iffet gibidir, ırz gibidir. Yani namussuzluğun, arsızlığın, hayasızlığın küçüğü, büyüğü nasıl yok hepsi hayasızlık olarak telakki edilirse, arsızlık olarak, iffetsizlik olarak telakki edilirse, hakimiyet de öyle bir kavramdır ki ya tamamen yalnızca Allah'a ait olur, Resulü de onun uygulayıcısıdır, sahabeler de onun uygulayıcısıdır, emir-il müminin de onun uygulayıcısıdır, fert ve toplum ancak üstünlüğü Allah'a tanıyor demektir o düzendeki İslami düzen. Orada ancak kişiler üstünlüklerini kendilerini uydurdukları, kendilerini tabi kıldıkları şeriatın üstünlüğünden, İslam şeriatının üstünlüğünden kazanırlar, alırlar. Yoksa bizatihi başka bir üstünlükleri yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlar arasındaki farkın, üstünlük farkının ancak takva ile olduğunu buyurmasının açık anlamı odur ki, takva Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın emirlerinin insanın kendisi de dahil topluma da üstün olduğunu kabul etmek anlamına gelmekte ve bu üstün hükümlere uymak suretiyle, uyma yarışında birbirini geçmek suretiyle insanların birinin diğerinden daha ileride olması, birinin diğerinden Allah'a daha yakın olması sonucu doğabilir.